Vallahi hepimiz mutlu olduk. Allah kazasız belasız büyütmeyi nasip etsin. Umut'un da şansına bak yani. Teşekkürler. Umut gerçekten gözün aydın. Umut 21. günde programımızda, 21 gün kayıptan sonra programımızda kızına kavuşmuştu biliyorsunuz. Sonra sosyal hizmetler aldı. 10 günde orada işte şeylerin koruma altında kaldı. İşlemlerin yapılmasını bekledik. Aslında doğru da bir karar oldu. Herkesin biraz öfkesinin de dinmesi beklendi. O sırada işte eve, aileye bakıldı. Komşularla konuşuldu. O komşuları da görüyorsunuz. Allah yanıltmasın, şaşırtmasın. Amin. İnşallah evlatlarımla beraber Umut'cum. O kadar mutluydu ki oğlu ve dayı. İkisi de bayramlıklarını giymişler. Evet. Melodiyi almaya gittiler. Gene Kırklar elindeki komşuları çok mutluydular. Heyecanla kızı alıp dönmesini beklediler. Vallahi düşünmeden edemiyorum. Bak az önce işte şu biberlerden konuştuk falan da. Yani maşallah Allah daha çok arttırsın ama birçok insan yani şu eve, şu koltuğa, şu perdeye sahip değil. O evlada da sahip değil. O evlada sahip olabilmek için bak en azından binlerce hanımefendi şu anda belki hastanede, belki evde bekliyor. Tüp bebek yapmak için uğraşıyorlar, hastalık tedavisi için uğraşıyorlar. Allah nasip etmiş. Diyorum ya elhamdülillah bize hep o öğretildi ya. Bize ben hep yemekten sonra elhamdülillah demeyi bize öğretmişler. Sonra buraya Suriyeli bir kadın gelmişti. Çocuğunu bulmuştuk. Elhamdülillah dedi. Dedim ki doğru. O tabii Arapça. O daha dedim doğru kullanıyor. Her şey elhamdülillah diyeceksin. Tamam. Ben bizim lokuma bile öyle söylüyorum. Bazen bir şey yememesi gereken bir şey istiyor. Veriyorsun tabii. Hani iki tane veriyorsun. Üçüncüsünü istiyor. Diyorum ki elhamdülillah diyorum. Lokumu yedin. Afiyet olsun. Bitti. Yani bak doymak da önemli bir şey. Ama kaybeden sen olmuyorsun Umut. Şu an kendini çok kaybetmiş hissettiğini farkındayım bazı alanlarda ama inan bana kaybeden sen olmayacaksın. Hayat çok uzun bir maraton. Asıl neyi kaybetmeyeceğini söyleyeceğim. Az önce de dediğim gibi insanları tanımıyorsun ama burada taraf tutuyorum böyle bazen kendime de kızıyorum. Ama dediğim gibi Allah yanıltmasın. Amin abi. Şimdi bu çocuğu biliyorsunuz eline alıyor kuaför malzemelerini otobüse biniyor. Otobüse biniyor, jandarma durduruyor 10 dakika sonra. Diyor ki sizin diyor şeyinizde diyor elinizdeki o malzemelerin içinde diyor yasaklı madde varmış diyor. Alıyorlar yasaklı maddeyi açıyorlar hop gözaltı. Sonra demek ki tam da beceremediler şeyde. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Eve geliyor bir adam ister istemez diyor ki yani ben koymadım bunun içine. Kim koyduysa da ben bunu çıkartacağım diyor. Ertesi günde işte o Lucifer'la karısı kaçıyorlar. Yani Lucifer da demin aslında Lucifer'a da hakaret doğru söylüyorsun Sevcan. Ben izlemedim de Sevcan bana sonra anlattı o diziyi. Lucifer'a bile hakaret oluyor. Gidiyorlar bir Umut diyor ki o zaman anlıyor. Diyor ki demek ki bunlar bana bu kumpası kurmuş. Ama hayır demişti. Önce kızımı öldüreceğim dediğini iddia etmişti. Sonra o sözü geri aldı sosyal hizmetlerin kızı vermeyeceğini anlayınca Tuğçe. Ama yasaklı madde konusunda geri adım atmadı. Ben ona söylemiştim. Bak kızım söyle. Belli yani dedim. Benim için belli her şey. Bakın ne olmuş biliyor musunuz? Umut Yeti'yi ihbar edenlerin, Tuğçe ve Mustafa da bizi izliyorsunuz. Sizin olduğunuz kesinleşmiş. Evet. Umut'u Tuğçe ve oğlu Umut ihbar etmişler. Hatta tabii adamcağız bilmiyor ama sadece bir kez değil, bir hafta içerisinde toplamda 4 kez ihbar etmişler. Asıl ihbarların ikisini Tuğçe, diğer ikisini de Mustafa'nın yaptığını tespit ediliyor. İhbarlardan biri Mustafa İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan yapılıyor. Tabii şimdi bunlar kendi akıllarınca başka şeyler yapmaya çalışmışlar. Bunu burada anlatmayacağım başkalarına da örnek olmasın diye ama ben size hep söylüyorum. Yani bu polis için, jandarma için bunları tespit etmek siz ne yaparsanız yapın o kadar da zor değil. Şöyle söyleyeyim size. Jandarma ekipleri Umut'u otobüsten alıp çantasında o yasaklı madde bulmadan önce ikili Umut'u evini işaret ederek bile şeyde bulunmuş. İhbarda pardon. Bulunmuş. Umut için bu şahıs bu adreste ikamet ediyor demişler. Hatta narkotik ekipleri bu ihbarlar üzerine evin önünde sivil ekiplerle operasyon için beklemiş. Sonra ancak ev ve civarında şüpheli bir hareketlilik göremeyince operasyon düzenlememişler. Yani otobüste yakalanmadan önce eve çağırmışlar. Hakikaten şaşırmışsınız kendinize. Yani
narkotik de geliyor siviller. Şimdi evde tabii satıcılık yapılıyorsa giren çıkan olacak ya. Ona göre tespit yapılacak. Bakılıyorlar, evde bir hareketlilik yok. Operasyondan vazgeçiliyor. Asılsız bir ihbardır diye. Hatta en son yaptıkları ihbarda Tuğçe ve Mustafa kaç kez ihbar ettik, hiçbir şey yapmıyorsunuz diye ekiplere çıkışmışlar. İhbarları zaten işte dediğim gibi kendi hatları üzerinden yapmamışlar. Oraları geçeceğim. Ama şöyle söyleyeyim. İhbarlardan biri Küçük Melodi'nin kullandığı telefon hattının üzerinden yapılmış. Bunu söylemek zorundayım yani. Sonra tabii bunlar kayıtlı. Görüşme kayıtlarını dinleyince seslerini de değiştirmeye çalıştıkları ortaya çıkıyor. Bir tanesinde ağızlarına bir şey koyarak ihbar etmişler. Ses boğuk olsun diye ağzını bir bezle kapatarak konuştukları fark edilmiş. Ama sesler çok belirgin. Bu nedenle hiçbir, zaten bir tek seslerin belirginliği değil, başka maddi delillerle de onların ihbar yapıldığı ortaya çıkmış. Yani bu konudan, bu konuyu bilen yetkililer ne demek istediğimi anlayacaklardır. Biz bugün onlara ulaşmaya çalıştık. Hatta davet ettik. Melodi de burada, istiyorsan son kez gör dedik. Ama ne oldu Kadriye? Yani Mustafa Tuğçe'yi vermiyor telefona. Uyuyormuş ha. Mikrofonu söyle. Telefonu Mustafa açtı Müge Hanım. Tuğçe'nin uyuduğunu söyledi. Dediğiniz gibi davetimizi yaptık. Zaten kurumda gördü. Gerek olmadığını söyledi kızını bir kez daha görmesine. Bundan sonra kurumla ilerleriz. Kurumdan zaten bizi arayacaklar dedi. Çok da kızını görmekle ilgili, yani Mustafa ile konuştuğumuza göre kardeşinin annesini görmesiyle ilgili herhangi bir derdi de yoktu Mustafa'nın yani. Kısa bir konuşmaydı. Kimin çocuğuysa işte herkesin kendi çocuğu tabii. Fakat Tuğçe'cim, Mustafa'cım gün gelir hesap döner. Şimdi şimdi de sizin hakkınızda tutuklama kararı çıkarılması bekleniyor. Bu iş öyle o kadar kolay değil. Otur adamın oğluyla kaç. Oğlunu uyuşturucudan tutuklat, onu hapse sokmaya çalış. Sonra da sen evde oturmaya devam edeceksin. O küçük aklınla işte bunu yaparsan, Umut diyordu ki bunun cezası yok mu, bunun cezası yok mu? Umut, hepsinin cezası olduğunu zaman sana da bize de gösterecek. İnşallah. Bir kere senin hakkında bu kadar yetkililere ihbar ederek de yaptıkları bu suçlamaların çok ağır cezaları var, onu sana söyleyeyim. Senin hakkındaki suçlamalar düştükten sonra senin de yapacağın başvurular, bir de kamu davası da içeren bazı konular var bu noktada. Ak koyun kara koyun meydana çıkacak. Yani bir kere zaten iftira suçunun, bizim iftira biraz yanlış anlaşılıyor ama iftira suçunun dört başı mamur tüm ayakları mevcut zaten bu olayda. Cezası da çok ağırdır iftira suçunun. Hiç sevmem böyle yalan yanlış millete laf söylenmesine. Hele ki jandarmayı mandarmayı arayıp yani. Tam bu dört başı mamur. Bu basit bir iftira da değil. Dört başı mamur, ortada her türlü dokümanlar var. İftiranın nereden başladığı, hangi gayeyi güttüğü tespit edilmiştir ve edilecektir. Tespit edildiği andan itibaren de bu kombinasyonu hazırlayanlar hakkında Sayın Cumhuriyet Savcımız gerekli düğmeye basacak ve onlar hakkında gerekli işlemi başlatacaktır. İnşallah. Şimdi ben mesela şunu merak ediyorum. Madem bu adamın çantasında çıktı yasaklı madde, evet, siz nereden temin ettiniz? Evet. Zaten şu anda yasaklı maddenin sahibi olarak Mustafa'yla hanımefendi görülüyor. Siz nereden yani temin ettiniz? O görüşle operasyona başlayacak. Siz nereden aldınız? Siz nereden temin tabii ettiniz? Bir de gerçekten dediğim gibi yani iftira suçunun belirli şartları var. Burada tüm şartlar gerçekleşmiş gayet oluyor. Tabii, gayet. O yüzden diyorum dört başı mamur diye. Evet. Sen de gereken hukuki süreci sürdüreceksin Umut'cum. Abla, öncelikle daha önceki yayında da belirttiğim gibi beni araçtan indirdikleri andan sonra büyük karıştıran ilçe jandarma komutanlarına, Sayın Caner Teğmen'imize, Ahmet As Soyubay'ımıza, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılarımıza ve Başsavcımıza buradan sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu olaylar silsilesi aslında onların bana güvenip beni serbest bırakması neticesinde gerçekleşmiş oldu. Daha sonra Allah ve Müge Hanım'ın sayesinde bu olaylar çözülmüş oldu ve ben kızıma kavuşmuş oldum.
Bunun böyle olduğunu zaten tüm Türkiye tahmin ediyorduk yani. Herkesin bir tahmini vardı. Yani evet, öyle bir ihbar verilmiş ki yani içimden geçirdiğim duaya kadar yazılmış oraya yani. İşe giderken dua ediyorsun yani, Allah'ım bana bol rızık ver, şudur budur diye. Üzerimde ne var? Adım ne? Soyadım ne? Yaşım kaç? Bindiğim otobüs? Evet, evet. Plakası, her şeyi. Dediğim gibi değerli savcılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hak ettikleri yerde Allah onları görmeyi de nasip edecek. Onlar beni, bana bu kumpası kurup beni orada görmek istediler ama Yüce Allah o kadar büyük ki oyun kuranların en hayırlısı. Onun sayesinde inşallah ben onları orada göreceğim. Amin. Biz yeni bir hayat kurduk. Kızım yanımda, oğlum yanımda, ailem yanımda ve gerçekten Müge Hanım'ın bana olan güveni sayesinde de burada Türkiye'yle çok büyük bir aile olduk. Allah herkesten razı olsun abla. Sağ olun, sana minnettarız. İyi ki varsın abla yani. Valla teşekkür ediyorum. Artık söyleme mahcup oluyorum ama ben seni anladım ve senin için gerçekten çok üzüldüm. Keşke elimden başka bir şey gelseydi. Olsun, yeni bir hayat kurmak için yanında çok güçlü bir ailen var. Annem var, ablaların var. Evet. Onlar da sana destek vereceklerdir. Sen de bundan sonra inşallah daha mutlu bir yaşantı sürersin. Daha yani insan gibi biriyle evlenirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yapalım? Herkesin başına gelebilir her şey. Valla hep aldatılan üzülüyor da. Bence aldatan üzülsün. Aldatılan niye üzülüyor ki yani? Aldatılan üzülecek bir durumu yok. Sen gidersin, yerine birisi gelir. Aldatan düşünsün, aldatan durumunu düşünsün. Şimdi aldatan ne yapacak o 19 yaşında çocukla, onu düşünsün. Çocuğundan ayrı, insanlardan ayrı. Bu olacak iş değildi. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Yani bunu ben ihanet olarak bile algılayamıyorum. Yani benim için bu ihanetten çok öte. Bir de aynı evin içinde. Hiç kimse de böyle kocam çok kötüydü falan. Aynı evin içinde adamı 10 ay aldat, benim kocam çok kötüydü. Hadi canım. Yine söylüyorum, kötü koca görmemişsiniz siz. Öyle kötü kocalık da öyle olmaz. Adam da dünyanın kötü kocası da olabilir. Baban duruyor orada bilmem ne. Alırsın çantanı kızını, dersin ki Umut'cum, Ali'ye kibarca bir bay bay, sen bana bunu yaptın. Gidersin babanın evine, girersin bir işe. Öyle değil mi? Ya da kayınvalidenin yanına oturursun. Sen bak anne çocuğa, ben yapamayacağım senin oğlunla dersin. Sonuçta onun torunu, bakar o da. Hmm. Gidersin çocuğunu sabah bırakırsın, akşam alırsın. Ama bu yapılanları bizim toplum olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bunları sıradanlaştırmamız da mümkün değil. Evet, bunlar gerçekten münferit olaylar ve münferit olarak da kalmalı. Hiçbirimizin de kabul edebileceği şeyler değil. Biz insanlara güvenerek yaşarız. Biz çünkü insanız. Güvendiğimiz için bak burada bu kadar kişiyiz. Hepimiz birbirimize güveniyoruz biz şu anda burada. Bu insanları da Allah ıslah etsin. Tuğçe Akpençe ve üvey oğlu Mustafa Yetik hakkında yakalama kararı çıktı. Görenlerin, bilenlerin yetkililere ihbarını rica ediyorum. Gerek jandarmaya, gerek polise, nerede görüyorsanız ya da siz gidin kendiniz. Çünkü Tuğçe çok kendinden emindin, her şeyi böyle çok biliyordun. Git, yakalama kararın çıktı, git ifadeni ver. Sen de kendini açıkla. Al şimdi o oğlanla da dolaş bakalım şimdi sokaklardan. Yazık, kızını kaybettin, ona üzülüyorum. Umut da değil burada önemli. Kızını kaybettin. Ve o kız çocuğu babaannesi de baksa, halası da baksa, abisi de olsa, babası el üstüne de tutsa, analı kuzu kınalı kuzudur kızım. Yazık. O kızın hayatında ne olursa olsun kocaman bir boşluk olacak. Herkes annesini ister. En kötü anne olsun, en iyi baba olsun. Gene herkes annesini istiyor, anne diyor yani. Sen de işine gücüne inşallah. Umut'cum özellikle de bu yasaklı maddeyle ilgili şeyleri söylemek istedim ki Umut da buradan gidecek. İnsanların aklında evet, da abla, yanlış bir düşünce kalmasın çocuk için. Bilmiyorum, Allah bundan sonra gönlünüze göre versin. Amin, amin abla. Sana amin da güç kuvvet versin. Sen de torunlarına bak. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bakarım. Elimden geldiği kadar bakarım. Ömrüm olduğu sürece bakarım. Onlar benim canımın canı. Nasıl bakmam ki? Mehtap, diğer kardeşinle beraber sana da işler düşüyor. Sağ olsun, yanımızda olsun da biz bakarız Allah'ın izniyle. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde yeğenim yanımda. Allah razı olsun sizlerden. Hepimizden. Allah hiçbirimize böyle şeyler yaşatmasın. Amin. Amin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.